Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar. Bugün yanımda Kölelom. Bugün Slalom değil, Kölelom. Bugün arkadaşlar Sıla, ben, ondan ne istersem her şeye evet demek zorunda. Sıla, beni bir kere öper misin? Evet, ama öperim demedim. Evet. Hayır abi, evet diyorsa yapacak öyle bir şey yok. Sıla, seni bir kere öpebilir miyim? Evet. Sıla bu arada öpülmekten de seviyor. Sıla, başlar, bir diğer aramdan öpebilir miyim? Evet. Sıla, bir sınav çeker misin iki tane? Ya dur, biz... Ya ne bu ya? Daha yeni başladık. Sıla, ayakkabılarını çıkartır mısın? Sen abim değilsin. Doğru, Sıla çıkartır mısın? Ya evet. Oğlum ya, çok eğlenceli bir video olacak. Oley be. Ben hiç eğlenmiyorum şu an. Şu dakika, daha yeni başladık ya. Bir gitseydik bir yerlere, orada başlasaydık etseydik. Sıla, sessiz olur musun? Tabii efendim. Hadi. Böyle bir video çektiğimiz için kendini nasıl hissediyorsun Sıla'cığım? İğrenç. Ben bu videoyu çektiğim için aşırı mutluyum ya. Dünyanın en eğlenceli videosu olacak benim için. Ben heh. 70 bin like gelirse eğer, tamam mı? 80. Oynasını. 80. Hayır, 70. 100. Hayır. 150. Aynısını abime çekeceğim. Göreceksin de daha kötüsünü çekeceğim. Buraya yazıyorum. Yazdım. Tamam, bir tane yetmiyor mu ya? Sıla, diğer ayakkabını çıkarır mısın abicim? Şimdi de biliyorsun, bir hafif başlayalım. Sen iki tane şınav çek. Ağlayacağım bak, daha yeni başladık, ağlayacağım i̇ki ya. İki tane şınav çeker misin abicim? Bugün yaşanmasını istiyorum. Adını yazmışım, daha da yazabilirim. Söndürebilir misin yaprak yaprak? Tamam, süper. Süper. Sıla. Ne var? Bence yani bu videonun sonuna kadar Sıla bence bir sünnet kıyafeti giysin. Videonun sonuna kadar mı? He. Abi hayır ya. Bak ne olur bir 5-10 dakika. Bir şey diyeceğim abicim. Bir 20 dakika olur ama ya, videonun sonuna kadar olmaz. Ne bugün olur? Bugün senin sünnet düğünün olsun ya. Sünnet düğünü ayarladım ben. Tamam, evet ama hayır. Sünnet kıyafeti giyer misin? Evet. Hadi git. Ayakkabıların burada kalsın. Cevap? Evet. Çantanı al. Ağlamak istiyorum. Yok, ofiste açarız. Lan ben sana ayakkabıların burada kalsın demedim mi? Ya nasıl çıkayım ben? Ayakkabıların burada kalacak. Taşıyacak mı kucağında? Ayakkabıların burada kalsın. Kucağını taşıyacak mısın? Seni benden taşımamamı ister misin? Evet. Abi beni kucağına taşıma der misin bana? Abi beni kucağına taşır mısın? Abi beni kucağına taşıma der misin bana? Taşıma. Tamam, gel. Kardeşim hadi, bu video böyle çekilmez ya. Abi her şeye evet ya, her şeye evet ya. Ayakkabılarım kalmaz. Resmen beni sürüklüyor şu an. Şaka mı? Hadi. Daha sünnet kıyafeti giyeceksin, daha sünnet kıyafeti giyeceksin. Arkadaşlar bu arada Allah rızası için kanala abone olmayı unutmayın ya. Bunu ayakkabı... 70 bin like gelsin bari abim, ona pişman diyeceğim, görürsünüz. Yılbaşına 2 ay kaldı. Yeni yıla biz 1 milyon girmek istiyoruz ya. 700 bin, 300 bin kaldı. Olur mu Yiğit? Bence olur abi ya. Bu zamana kadar izleyip de abone olmayan izleyiciler. Lafım size. Siz de her şeye evet olsun. Abone olur musunuz? Evet. Seni bugün sünnet çocuğu ilan ediyorum. Gel şimdi, daha başka kıyafetlerimiz de var. Gel. Abisinin bir tanecik sünnet çocuğu. Gel. Ya bunları yaşandı, inanmıyorum. Oh. Ben ya. YouTube böyle bir şey. Bitti mi? Ama bak. Bitti mi Sıla? Geriyor beni. Bitmedi. 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 Dur, çeneni bir tutayım. Heh. Bitti mi? Hayır. Gel. Gel. Ay gülme. Aa, kollu pelerin. Paraya kıymışız. Güzel mi oldum? Tatlı oldu ha. Tatlı mı oldum? Oh. Boydan kendime bakabilir miyim? Yok, lütfen izleyeceksin. Bir kere bakayım ya. Abi. He, efendim abicim. Ben, beni böyle gezdirme dışarıda. Sadece gezmeyeceksin zaten. He, bak sünnet çocuğu olmanın faydaları var kızım. Aha dur. Dur abi dur. Bak, bir de az takmıyorum he. Gözlük. Ne alacağım şimdi bakkalda? Düğün salonuna yardım, sünnet düğün yapacağım. Orkestra. Oynayacağız. Sıla. Evet, abicim, senden bir tane isteğim var ya. Çok bir şey değil. Senden bir tane küçük boy kullayım istiyorum. Ama kasadaki kadına bunu ver. Ne o ya? Ya bir de kafamı şoplamışsınız. Çünkü akşama bizim şey var. Sünnet düğünümüz var biliyor musun? İçeride şöyle bir tane kullayım alabilir miyim? Hadi gel. Çok utanıyorum. Ben içeride seni tanımlıyormuş gibi takacağım, tamam mı? Hayır, kolumdan gireceksin. Gizli çekmem lazım. Hayır. Vallahi gizli çekmem lazım. Yalnız içeri girer misin? Abi her şey evet demek zorundasın. Evet. Çok ne var ya? Bir şey olmaz. Hadi yürü. Yemin ederim şaka gibi. Merhaba, bir tane küçük boy kullayım alabilir miyim? Şunu söyleyeyim. Açın okuyun siz. Tamam, biz çıkalım, dışarıda bekleyelim mi? Ulan yalnız bırakmamalısın beni. Burada sadece. Aslanın başı çıktı. Bunlar mı? Teşekkür ederim. Aslan bozuldu. İyi, sen onu açmak ister misin? Gel gel gel. Alkışlayın arkadaşlar. Teşekkürler.
Asan'ın başı koptu. Dur ben onu tamir edeyim. Sen abine gel ya, bir şey bozuldu zaman. Bak. Senin yapmak istediğin bir şey var mı bugün? Videoyu bitirip eve gitmek istiyorum sadece. Mesela şapkan nerede ya? Burada. Tak abicim, onu elinde gezdirme. Sana şimdi abi diyorlar ki sünnet olacaksın, ne yapmak istersin? Üstü açık arabayla gezmek isterdim. Ben olsam... Ben sünnet olmak istemiyorum ki. Ben bunu içmekten sıkıldım. Bir yere gidelim mi kahve içmeye? Gidelim, evet. Hadi gidelim o zaman Osman. Sen önden git. Nereye? Git şöyle bir gidişini izleyelim biz senin. Halkı selamla. Asanı kaldır. Sen de şurada bir tane TikTok çekelim mi? Evet abi. TikTok çekeceğiz biz. Dünyanın ilk sünnet düğünü olan kızı sensin. İlk oldu ya. İnsan sevinmez mi? Ha? Sevinemiyorum. Hadi gel abicim. TikTok çekelim. Reyhan biraz yavaş olursanız. Ne, ayağında topuklu mu var? Gel slosh. Slosh arkama geç. Saklan, sen yok musun? Benim kollarım senin kollarımmış, tamam mı? Güzel. Ben bu TikTok'u beğendim, yayınlayacağım. Şimdi Sıla, senin için buraya bir şeyler gelecek. Neler? Şimdi her sünnet çocuğunun olmazsa olması nedir Yiğit? Sünnet konvoyu. Şaka değil. Lütfen sünnet şaka konvoyu. Değil. Ben arabanın üstüne mi gideceğim? Senin için şimdi konvoy gelecek abi. Arabanın üstüne mi gideceğim? Ha, merak etme ama çok arabamız olmadığı için iki arabalık sünnet konvoyu. Sen de zaten tam erkek sayılmazsın. Çok kötü. Çok kötüyüm. Gel, gel. Geç. Aç kapıyı, aç kapıyı. Arkadan da abi başka insanlar da basıyor. Allah'ım nasıl bir rezillik? Ya ne biçim gün ya? Her kadının hayalidir sünnet olmak. Hadi gidelim. Sıla. Efendim. Sünnet konvoyunu beğendin mi abicim? Çok güzel, teşekkürler. Peki sanıyor musun ki sadece sünnet konvoyuyla kalacak? Evet. Ben bir şey yaptığım zaman tam yaparım abi. Akşam saat 7'de sünnet düğünüm var. Ne? Ay şaka. Akşam saat 7'de sünnet düğünüm var. Ciddi mi? Şimdi birazdan story atacağız ve Instagram'dan takipçilerimizi sünnet düğününe çağıracağız. Ne arkadaşlar, Sıla'nın sünnet düğünü hatırına yeni yıla 2 ay var. 2 ayda 1 milyon olmamız lazım. Bugüne kadar izleyip abone olmayan arkadaşlarım, size bak bu kadar donuk konuşuyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Merhaba. Ne işler abicim? Ben bir şey içmişim. Ya da sizin garsona ihtiyacınız olabilir mi? Bedava çalışacak ama. Öyle yardım etsin. Abiciğim sen bugün garson olmak ister misin? Evet. O zaman ben siparişimi ona vereyim. Tabii efendim, buyurun. Sadece benim siparişim ama aşağıdaki insanların siparişlerini al bence, yani diğer insanların da. Tabii bana ihtiyaç olursa bana söylerler tabii ki. Ne? Evet. Ben bir ice americano alacağım. Tabii efendim. Yanında da su. Tabii efendim. Sevginizle teslim ederseniz siparişimi mutlu olurum. Tabii ki. Merhabalar. Merhabalar. Ne alırsınız acaba? Çay alabilirim. Çay mı? Başka bir isteğiniz? Bir de davetiye alırsak yok. Çok iyi lan. Sanki bütün Türkiye Sıla'nın sünnet olmasını bekliyormuş gibi. İnsanlar davetiye istiyor. Niye geldin abicim? Nereye söyleyeceğim? Ben git kasaya git, öğren. Ben müessesenin sahibine bu garsonu şikayet etmek istiyorum. Neden? Çok lavali. Böyle olmaz ki. Yani çok güler yüzlü bir garsonum. Niye düşüyor? Böyle böyle. Ben çok güler yüzlü bir garsonum. Akşam düğünün şeyde saat 19.00'da. Halay düğün salonlarında Seyrantepe'de. Tamam mı? Söyle. Söyler misin? Davetiye istedi ama. Ben sana hazırlıyorum. Sen düğün yerini söyler misin? Seyrantepe mi? Seyrantepe halay düğün salonları saat akşam 7. Dünyanın en iyi videosu oluyor ya. Buyurun. Teşekkür ederim. Sıla'cığım ben de siparişimi bekliyorum abicim. Ice Americano muydu? Evet. Yumuşak içim. Bir tane Ice Americano alabilir miyim acaba? Buyurun efendim. Teşekkürler. Bir şey diyeceğim, garsonluğu beğendin mi? Beğendim, güzel video. Ben diyorum ki Sıla'nın bir videosu vardı. Sıla bir videosunda benim saçımı mora boyattı. Saçıma tehlikeli işlemler yaptırdı. Sıla buradan çıkıp kuaföre gidelim mi? Evet. Pekala, pekala. De neden? Bilmem, çünkü canım öyle istiyor. Arkadaşlar kuaföre gitmek için arabaya giderken dedim ki madem akşam saat 7'de düğünümüz var, Sıla burada caddede davetiye dağıtsın birazcık. Sıla'cığım. Efendim. Bu davetiyeleri insanlara dağıtıp akşam düğününe çağırır mısın? Tabii efendim, evet. Utanıyorum, aşırı utanıyorum şu an. Merhabalar, akşam sünnet düğünüm var, buyurun gelir misiniz? Olur olur. Merhabalar. Buyurun, akşam düğünüm var, gelir misiniz? Yeter mi ne olur? Hepsi bitecek. Nasıl bitsin? Kaç tane var burada? Elimdekiler bitecek. Elimdekiler nasıl bitsin ya? Elimdeki davetiyeler bitecek. Bu şaka mı? Yok gerçekten, yok akşam 19.00'da 7'de düğün var abla. Ama nerede?
Seyran Tepe'de halay düğün salonlarında. Ben size açık adresi vereyim mi gelmek isterseniz? Yok, istemem. Sıla, yürü yürü, git git. Sıla'cığım elindeki davetleri bitirir misin? Abi. Cevabını abi olamazsın. Evet. Hadi. Ben anlıyorum. Bak abi merak etti, abiyle konuşsana kızım. Yanlış giymiş, sen giymen lazım bari. Abi evet, düğün bunun, düğün bunun. Sünnet düğünü yapıyorlar ya. Akşam evde gerçekten düğün salonu tuttum, düğün yapıyorlar. Sünnet düğünüyle ilgisi yok ki bunun kardeşim. Sünnet düğünüyle ne ilgisi var şimdi? Sünnet kıyafetini, sünnet düğünü. Sünnet kıyafetini, sünnet düğünüyle alakası. Sen giymen, sen giymen lazım. Abi ben 9 yaşında oldum sünnetim, bu yeni oluyor. Bana düğün yapıyor işte, sünnet düğünü. Bunu yanlış mıymış? Hayır, ben bu çekime girmek istemem. Olmaz, olmaz. Niye abi? Kadınlar sünnet düğünü yapamayız biz? Kadın erkek eşittir abi. Ya kızıma sünnet takımı bu gibi. Evet abi, böyle sünnet yapıyorlar ya. Maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi Sıla, kuaföre gidiyoruz. Kadir Alkan'ı arıyorum. Kız kardeşim bir kere doğum günü diyor. Bak bir kere sünnet oluyor. Onu başka kuaföre mi götüreceğim sandın? Alo. Ali abi merhaba. Ben Sıla için gelecek. 6 gibi müsait diyor. Saat kaç? Sıla? Efendim? Sana dövme yaptırayım mı abicim? Evet abi. tamam abi. Tamam biz 6 gibi orada olacağız. Dövme nereden çıktı şimdi? 6'ya kadar boş mu duralım abicim? Ama şey demiyorum. Ama dövmene ben karar vereyim değil mi abicim? Evet abi. Dünyanın en iyi videosu oluyor benim için be. Ben o zaman dövmeciye sürüyorum. Evet abi. Senin yaptırmak istediğin bir dövme var mı abicim? Yok. Zaten umurunda değil ki. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Slalom bana çok güzel bir dövme hatırası bırakmıştı. Evet. Madem bugün Slalom'un günü bana ait abi, ben de ona bir dövme hatırası bırakacağım. Slalom. Umarım bak ilk dövmem. Umarım güzel. Sana çok güzel bir dövme yaptıracağım. Çok evet. Çünkü her baktığında çok beni hatırlayacaksın. Kötü her bir şey yaptıracağım diye. Her baktığında beni hatırlayacaksın. Yani o zaman seni ben içeriye uğurluyorum. Ben burada bir dövmeyi hazırlayalım. Peki ben gideceğim. Sen git de ecelini bekle abicim, tamam? Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Şimdi sevgili Chris Bey, bacağına Slalom'un minik bir canım abi yazacağız. Hazırlayabilir miyiz şimdi beraber? Tamam yap. Yapalım onu. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş Tattoo Store'da bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Dövme ihtiyacınız olursa burayı ziyaret edebilirsiniz. Şu yazının güzelliğine bak. Bundan güzel hatıra mı var? Şöyle. Bu okey. Çok rahatsız hissederse çorapla kapatabilsin yani çorabını çekerek. İşin kötü tarafı bu videoyu 70 bin like gelirse o da benim bir günüm gerçek Yiğit. Arkadaşlar sizden ricam 69 bin like'da bırakmanız ya. Ben korkuyorum beni gelinlikle falan gezdirir diye. Nasıl hissediyorsun kendini abicim? Çok aşırı gerginim. Kalbim pıt pıt atıyor. İlk dövme. Ve ne olacağını asla bilmiyorum. Bir başlayabiliriz. Nereye peki? Ayak bileğini yapacağız. O kadar mutluyum ki böyle bir video çektiğim için. Ama ya ben bunun devamından korkuyorum ya. Sen bir dur, ben bunun acısını çıkartacağım. Çok acıyacak mı ya? Yani bir ilk dakikalarda biraz acıyor, sonra uyuşuyor. Bana dövme yapıldıktan sonra bana bir zarar vermeyeceğine söz verir misin abicim? Hayır, evet veremem. Hayır. Video boyunca evet ama sonra hayır. Yok abi, sözü aldım ben Yiğit. Artık bakmak yok oraya. Bakmıyorum. Ben bana bakabilirsin, suratını da kapatma. Ya hayır, gülme. Oo bakmaya çalıştığını görüyorum. Bakmayacağım, elini çek diyorum. Valla gözünü bağlarım bak. Ulan hayatı boyunca bunu taşıyacak. Hayatı boyunca. Ama sana gerçekten o kadar güzel bir hatıra bırakıyorum ki. Yani bundan mesela böyle 20 sene sonra falan baktığın zaman diyeceksin ki ulan abim var lan benim. Ben sana insaflı davranıp güzel bir şey yaptırmıştım. Ama düşünürsen ki ben senden daha insafsız bir insanım yani. Daha acımasızım YouTube konusunda biliyorsun. Bunu sorgulama bence. Kim daha insafsız bunu sorgulama. Yaşatırım sana bir şeyler görürsün. Belki de ben saçımın mora boyanmasını ve 2 ay mor saçla gezmemin bedelini ödetiyorum Yiğit. Geçmek bilmedi ne ya. Beğenmişti, eve gittiğinde güzel oldu demişti. O da öyle diyecek zaten eve gittiği zaman, güzel oldu diyecek. Yemin ederim bak, bak kalbime bak. Bak. Abi ne yaptırdın? Bir bakayım nasıl olmuş. Ama güzel olmuş Yiğit. Allah beğendim bak. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sıla. Sana geçmiş yani olsun. Yani sence en kötü ne yaptırmış olabilirim? Kek hoca bir söz yazdırmış olabilirsin. Tekme attım. Ne geliyor aklına? Canım abi yazdırmış olamazsın. Diyelim ki yazdırdın mesela. En ağırı bu mu senin için? Gene canım abi gene iyi ya. Ya demeyin öyle lütfen, hadi bakayım artık. Gel açıyorum Sıla. Açıldı mı? Açıldı. Ne yazıyor orada? Ya canım abi! Şaka mı? Canım abim mi? Çok iyi. Çok iyi falan değil ama. Ama bak şimdi 20 sene sonra mesela bacağına bakacaksın. Ulan abim var lan benim diyeceksin. Abi. Mesela başın sıkışırsa aç bacağına bak. Zor durumda kalırsan aç bacağına bak. Şaka olmalı yani. Şu an yaşanmıyor olmalı burası. Oh beklediğimde nasıl tepki verdi. Çok korktum ya. Ben sana böyle mi yaptırdım ha? Bak bak esere bak ne o güzel. O bana yaptırdı. Bu bizim ikimizin portresi. Arabada aramıştım. Kuaföre gidelim misin lan? Bir şey diyeceğim. Tırnaklarını seviyor musun?
Tırnaklarını seviyor musun? Tırnaklarımı seviyorum ama. Kestirelim mi? Evet. Arkadaşlar sizden ricam bir de abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle bu tarz bir bölüm devamının gelmesini istiyorsan yılbaşına kadar 1 milyon olmamız lazım. Devam, kuaförden devam. Sıla şimdi kamera kayıtta da gerçek hislerini alalım. Abi şu an gerçekten algılayamıyorum. Yeni ya hani. Gerçek değilmiş hani 15 gün sonra silinecekmiş gibi geliyor. Ama eve gidince ne olur bilemem. Eve gidince bence hiçbir şey olmaz değil mi? Bilemiyorum, hiç söz veremiyorum. Abi evet demen lazım, bu videonun da her şeye evet ya. Kayıt dışı dedik ama. Yediremedik Yiğit. Babam arayıp duruyor, bir babamı arayayım. Alo. Efendim baba. Bir video çekiyoruz. Ya oğlum senin kızımı soytarı mı yaptın? Baba bir şey yaptırmadım ya. Ya. Ne yaptın baba ya? Aa. Bir tane dövme yaptırdım alt tarafı. Şunda bir şey var, ben de onu yaptıracağım sana. Allah. Hadi bakalım. Göreceğiz sen. Ama sana söylemeyeceğim, merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sessizlik hiç hayra alamet değil, yemin ederim. İş yerinde olduğu için konuşamıyor şu an. Baba bana her şeyi... Evde evet... görüntülü arar o. Annem öleceğim mi? Annem de kızar. Oo. Ondan da ye bir kalay. Alo, ne yapıyorsun anne? Buyurun. Müsait misin? He. Birkaç bir şey göstermeye aradım da seni. Akşama düğün var. Bir de Sıla'ya dövme yaptırdım bacağına. Göstereyim mi dövmesini? Ben yaptırdım. Bacakta ne işi varmış dövmenin? Ne yaptırdın bakayım? Aşağı abicim. Attı mı story? Neymiş o? Anne canım abim yazıyor ya. Sonra canım abime ne işi var ya? Deme, ben de öyle dedim. Ben bir şey yaptırsana. Deme ya, ben ona ne güzel şey yaptırdım. Gitmiş canım abim yazdırmış ya. Gerçek dövme mi o? Vallahi gerçek. Maalesef gerçek. O zaman parasını o verecek, sildir onu. ben karışmıyorum. Sildirmek isterse de Sıla sildirmeyeceğine söz verir misin? Sildirmeyeceğine söz verir misin abicim? Evet abi. Anneme sildirmeyeceğim, çok sevdim der misin? Hayır abi. Hadi anneme çok sildirmeyeceğim, çok beğendim de ya. Sildirmeyeceğim anne, çok beğenmişim. Gördün mü anne? Gözlerini pırlatıyor bana. Onu sildirmeyeceğim yaptırdım. Şimdi Sıla, kuaförde sana birkaç işlem yapacağız abicim. Buyurun. Evet abi. Sünnet çocuğu olarak buyurun. Aslanımı alabilir miyim? Bu alkış ne için? Her şeyin bir bedeli elbet olacaktı Yiğit. Sıla'cığım ben diyorum ki bence saçlarını boyatalım, sence? Evet abi. Hatırlıyor musun beni götürdün kuaföre, benim saçımı mor yaptırdın? Evet, çok da güzel olmuştu. Ne renk istersin? Bence mor yapalım, güzel olur. Evet abi. Boyamaya başlıyorum. Başlayalım. O zaten Allah'ın emri. Şimdi Sıla'cığım sen tırnaklarını da çok seviyorsun. Evet abi. Bence keselim ama yani. Çünkü insan sünnet düğününe uzun tırnaklarla gidemez. Ki oturuyoruz. Arkadaşım bileğimdeki dövmeyi gördü. Abi dövmen var senin? Anlama ne dedi? Ben canım abim mi diyeceğim? Ya diyeceksin ki benim hayatımda mükemmel bir adam var. Kan bağımız var bununla. Abim diyeceksin o benim. O kadar çok seviyorum ki diyeceksin. Bileğime kazımak istedim diyeceksin. Her gördüğümde hatırlıyorum diyeceksin. Aynen bunu söyleyeceğim. Ben beğendim saçlarını. Gayet iyi oldu Sıloş. Şimdi sana şey diyeceğim. Bu videoda böcek olmasını istemedin benden. Özellikle beni uyardı, dedi ki böcek olmasın. Ama korkusuz bir tane video olmaz değil mi Yiğit yani? İlla ki bir korku bölümü olacak videonun. Ben diyorum ki Sıla, seni yalnız başına korku evine sokayım bugün. Hayır. Ben diyorum ki Sıla, seni yalnız başına korku evine sokayım bugün. Abi hayır. Videonun başlığı ne abicim? Abi tamam evet de ama hayır yani. Abi ben orada nasıl tek başıma girebilirim? Kızım gireceksin, oyunu bitireceksin, çıkacaksın işte. Bitiremezsem? Korku evinden çıktıktan sonra da senin sünnet düğününe gideceğiz. İşte karşınızda arkadaşlar, Sıla Dündar. Ne hissediyorsun? Aslında çok sinirliyim ama göstermemeye çalışıyorum bunu birazcık. Şöyle bir dön, bir arkadan bir saçlarını alalım. Oh, mis gibi mormor. Bir daha alabilir miyiz? Bak çocuk kadın bak ha, yeter ha. Şöyle bir savur saçlarını. Hadi. Şimdi kaydırıyoruz Sıla'cığım, korku evine gidiyoruz. Hazır mısın? 3, 2, pşş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 ş
Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sıla'ya korku evine girer misin tek başına? Girelim dedi. Biz de geldik. Gir. Bu kadar. Sen gelmeyeceğim mi? Girmek ister misin? Evet. Yeter artık. Bu video bitebilir mi? Bir kere öper misin peki? Evet, öperim abi. Şimdi bana güzel, içinden gelerek güzel bir iltifat et bari ya. Bir duyayım yani hayatımda şunu. Ama böyle dolu dolu. Mesela ben sana abilerin bir tanesi. Canım abim. Abilerin bir tanesi. Abilerin gülü. Of. Canım abim. Efendim abicim? Dönmem geldi aklıma. Sen sevdin ha dönmeni. Çok bayıldım ya. Slash'ın artık korkuyana gir. Sen gelmiyor mu? Abicim iyi eğlenceler. Hayır, hayır. Abicim ben gidiyorum izleyici odasına. Bundan sonra yalnızsın. Yüzümüzü kara çıkartma. Bu oyunu bitir. Işığı gördün. Cinler olduğu için bu ışık yanıyor seni. Daha başlamadık. Ne oluyor? Ben bu gece uyuyamayacağım.
Ay efendim. Bunu? Peki. Tövbe bismillah. Girme. Tamam girmiyorum. Seni. Ne seçti? Ay göremiyorum hiçbir şey. İçinde bulunduğum odanın adı Ruhlar Odası. Ay geliyor. Gelme. Aşk üzerinde kalır kapalı. Dört basamaklı bir şifre var. Şifreyi sadece gözlerinde hiçbir yere elemeden arayacaksın. Nereye gideceğim? O kilidi yukarıdan aşağıya 3, 4, 5 ve 6 yaz. Kilidi aç. O tüneye gir ve sakın arkada kalma. Şimdi gel şifreyi beraber çözeceğiz. Kapartma rakamları mı oluyormuşuz? Evet, 1, 18, 4, 3, 2, 1, 0. Aşko gel Aşko. Ben açayım mı? Ha? Evet Aşko. Aşko mu? Evet kral. Kral mı? Cin Bey. Bir önceki odada şifreyi bulamadığınız için oyunun bu bölümünden sonra cezalandırılacaksınız. Öyle basitçe yan yana değil. Oyunun bu bölümünden sonra herkes tek başına devam edecek. Geliyoruz. Nasıl kaldı? Sevdim bunları çok. Senetörde yasadığınız duvardaki daireleri herkes rastgele birini koysun. Dairelerinizin üzerinde çekeceğiniz acılar yazıyor. Sedye mi? Sedye mi? Bende ne yazıyor? Giyotin mi? Nereme havaya sürecekler lan? Lan giyotin ne biliyor musun sen? Senin kaderini ben belirleyeceğim. İki, giyotin. Kardeşim iki. Tabut diye sedye yazıyor orada. Yasayım tekrardan sırtınızı. Karşınızda.
Ooo, ayakkabılarım çok şekil adamım. Oğlum sen var ya dünyanın en havlu sünnet ucusu şu anda. Girme yapacımız ne? Hazır mısın bıldırcın? Kaderini yaşamaya. Cim Bey, biz bu piyasaya yeni değil, geri geldik. Kökle! Baba öyle yaklaşma bak. Buraya mı sokuyorum kollarını? Ananı, kafamı da mı sokacağım? Lan böyle olmaz, böyle olmaz. Lan böyle olmaz, böyle olmaz. Abi! Hocam ben arkasına geçebilir miyim? Lan arkanda kimse olmasın arkanda. Lan arkandakileri çıkarın, alo! Baba iyi, Michael'a söyler misin? Arkamdan değil önüme, yüzüme konuşsun. Michael! Lan Michael arkamdan çık Michael! Ya! Abi buradan kurtarır mısın? Kızım götüm açıkta! Aaaa sikir! Götüm açıkta! Sen diyorsun ki beni buradan kurtarır mısın ya? Tabuttayım, tabutta! Oğlum giyotine kafamı kolumu bağladılar benim. Götüm dışarıda, götüm! Yiğit! Ya, bacaklardan ellemeye başladı, boku yedik ya. Michael! Bak Sıla'ya bir şey olsa giyotin dinlemem. Ha öyle efendi gibi. Abicim kendine dikkat et. Ben bir... Götümü kurtarıp geliyorum. İyi hoşuna gidiyor değil mi benim böyle olmak şu anda? Nereden kimse dans etmeden çıkamaz. İyi dans eden ilk önce çıkar. Beni bu kapat tabuta ya. Michael mı? He Michael. O kadar şarkıydık ya. Sen Sıla'yı nasıl tabuta kapatırsın? Bak Michael bıçak bıçak. Michael. Bak Sıla'yı diyorsun bak. İnsan kız kardeş tabuta götürün. Beni niye giyotine kapatıyorsun sen? Götümü açıkta bıraktın. Hayır Michael. 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 Ananı satayım. Sıla görüşürüz. Gitme. Sıla. Sıla. Arkadaşlar Sıla Dündar'ın sünnet düğününe hoş geldiniz. Gel Sıla'cığım gel, gel, gel. Maşallah kız, kız kardeşim bir kere sünnet düğünü oluyor abi. Nasıl hissediyorsun Sıla? Nasıl bir his? Şu an çok utanıyorum aslında birazcık. Ne dedi orada, ne dedi? Orada bir şey döndü. Sünnet olmuş gibi hissediyorum. Bravo! Maşallah! Teşekkürler! Sıla kardeşimizi, abisini ve arkadaşlarını piste davet ediyoruz. Hep birlikte oynuyoruz. Thank you.
Sessiz. Ne haber başkan? İyi, Sıla'ya düğün yapıyorum. Valla. Tuncay Bey'e saygılar. Merhabalar. gelin dedim size, gelmediniz. Baba burada orkestra şefi bana dedi ki şey dedi, sünnet çocuğun annesi babası nerede dedi, söyleyemedim. Tuncay Bey dövme yaptırdı ayağına. Ayağına dövme yaptırdı. Valla bak ben yapma dedim, gitti yaptırdı. Canım abim yazdırdım ayağına. Baboş. Baboş beni ne hallere soktu abim. Şu halime bir bak. Baba ben dünden razı falan değilim. İyi babam, düğün devam ediyor. Hadi öpüyorum sizi. Evet, küçük kardeşimizin pastasını pistten alıyoruz. Hep birlikte alkışlıyoruz. Bak öyle boş beleş düğün değil, pasta bile getirdim sana. Teşekkür kızım. Ederim. Ahmet bıçak kesmiyor. Keser ya bıçak. Bak. Kesmiyor. Ne zaman kesecek? Ne zaman keser? Sıla masraflı kızsın. Kız çocuğunda sünnet masrafı olduğunu ilk defa görüyorum. Bir onluğa kesersin sen. Kesmez. O ne ya? Ya kesersin ki. Kesmez. Tamam al bakalım kesecek. Dene bakalım bir kez. Evet, ben 1000 lira da versem kesmeyecek ki bunu bu. Belki keser. Bakayım. Yine kesmez. Sen ver onu, ben böbreğimi çıkarayım vereyim. Tamam hadi bu kadar. Bu kadara kessin. Sıla kesecek değil mi? Evet bir zahmet. Allah. Sünnet bak. Çocuğu ben değil miyim? Abi misafirlerimiz gelmiş. Misafirlerimiz adamlar aç susuz oturuyor ya. Hemen bir kek. Git bir sünnet bir çocuğu kek. Gibi. Normalde sünnet çocuğu mu dağıtır keki? Hayır. Kesildikten, ne ya? Kesildikten sonra nasıl dağıtır? Çocuk yatar. Kim dağıtacak? Sen. Hayır hadi dağıt. Sıla kekleri dağıtır mısın? Gidiyorum. Abim sünnetle alakalı bir şey bilmemesi. Hoş geldiniz, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Şuradan başlayayım. Böyle olmuyor tabii. Sıla şimdi mikrofonu sana vereceğim. Abim iyi ki var, abimi çok seviyorum de, tamam mı? Tamam, evet. Abimi çok seviyorum, abim iyi ki var. Canım abim. Niye kimse alkışlamıyor? Evet arkadaşlar, şimdi Sıla kardeşimizin takım merasimine geçiyoruz. Bir tek ben açıyorum. Evet, kendisi selamlaşacaksın. Çok teşekkürler. Şöyle benden bir 10 bin lira. 10 bin lira. Güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı. Allah sen gel, sen tak gel. Gel. Yani. Ya sen varım maşallah ya. Teşekkür ederim. Buradan bir 3000 lira da buradan geldi galiba. Dolarlar var çünkü 2022'deyiz. Merhabalar. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkür ya biraz da benim cebime sıkıştırın arkadaşlar. Hepsi buraya değil gelsin ya. Gelsin de çocuğu benim ya. Eyvallah. 65 dolar. 65 dolar. Çarpsana iyi. Teşekkür ederiz. Hiç bir resim yok. Hadi hadi hayırlı de. Olsun. Teşekkürler. Bak ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben yalnız sana takacağım. Aa, evet abi. Şimdi çocuğu benim ama. Sus be kadın. Sana da ayırdım bir tane. Aa, bir tane ama. Ay, ayıp ya. Dayısı. Teşekkür ederim dayıcım. Orası doldu biliyor musun? Aa gitti. Kararım gitti. Ya baba bunu kim çağırdı ya? Kankam teşekkür ederim. Ananız. İşte bu! Bence sen bir daha sünnet ol. Çocukları pısa... Çocukları pısa ya çocukları. Ben iyi topladım ha. İyi oldu. Vallahi bence değil Sıla. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıla'nın sünnet düğünü izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Gelen arkadaşlara da bir alçak. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like'a göre karar veriyorum. Ve 70 bin like atmayı unutmayın. Abime çekeceğim onu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Geliyor yapacak bu arada.